Geçtiğimiz hafta resmi gazetede yayımlanan kararla birlikte Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye pasaportsuz girişlerine imkan sağlanmıştı. Yayımlanan kararın ardından Edirne'ye gelen Bulgaristan vatandaşı sayısı gözle görülür seviyede arttı. Bugün de sabahın erken saatlerinden itibaren sınır kapılarından giriş yaparak Edirne'ye gelen Bulgaristan vatandaşları AVM ve kent pazarlarına yoğun ilgi gösterdi. Neredeyse tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgaristan vatandaşları Türkiye'deki fiyatların oldukça uygun olduğunu ifade ettiler. Arabayla geldik işte, kimlikle geldik ve kolay geçtik yani. 3 yarıda mutlular bizi. Türkiye uygun, evet çok uygun Türkiye. Euro bozdurdum ben. Aşağı yukarı bir 700-800 euro bozdurduk yani. Kıyafet aldık, evet eşya falan. Ne lazım seçti. Bizim ailem için aldım. Ev eşyaları falan. Evet. Gelmeyi düşünüyor musunuz tekrar? Evet, yine geliriz. Geliyoruz zaten. Esnaflar da Bulgaristan vatandaşlarının kente gelmesinden dolayı çok memnun olduklarını belirttiler. Kuru yemiş satıyoruz burada. Kuru yemiş çeşitleri, kayısı, mayısı, kuru yemiş falan satıyoruz. Ya. Şu anda %100 Bulgar'dan alıyor. %100. Çok nadir. Yani 2 ayda bir kere, 1 ayda bir kere bir yerde gelir. O da 100 gram fındık fıstık alır. Bulgarlar 3 kilo, 4 kilo alıyor. Onlar ufak ufak alıyor yani. En çok ne alıyorlar? En çok fındık alıyorlar, Antep fıstığı alıyorlar, fıstık alıyorlar, kaşu alıyorlar, urma alıyorlar. Burada bunlar her şeyi alıyorlar yani. Hepsinden alıyorlar yani. Çok alıyorlar abi. Çok alıyorlar. Ben 2-3 bin lira sattıklarım oluyor yani. 2-3 bin lira sattığım müşterilerim var yani genelde. Paraları çok değerli Bulgarların şu anda. Her geçen gün de artıyor. Normal zamanlarda bu mevsimde biz pazarı bırakıyorduk, pazara gelmiyorduk. Ama bu sene hiç bırakamadık pazarı yani. Yaz olmasına rağmen biz işler duruyor dedik. Ama işler, yani işte durmadı, kışın nasıl yapacağız bilmiyoruz yani, nasıl yetiştireceğiz, onu düşünüyoruz şu anda.